Türk Dünyası Çocuk Oyunları Birdir Bir programından herkese merhaba arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu bölümde de sizler için birbirinden güzel ve eğlenceli oyunlar hazırladık. Bilgisayar oyunlarının farkında olmadan bizleri şiddete ve birçok olumsuz davranışa yönlendirdiğini biliyorsunuz. Fakat bu program sayesinde Orta Asya'dan Balkanlara farklı coğrafyalarda yaşayan Türk çocuklarının oynadığı oyunları izleyip öğrenecek, aynı zamanda bol bol gülüp eğleneceksiniz. Dilerseniz ilk oyunumuz için Özbekistan'a doğru bir yolculuğa çıkalım. Oyunumuzun adı Burgut Burgut. Burgut, Özbekçe'de kartal anlamına geliyor. Bakalım Özbekistan'da yaşayan arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış, hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar, Burgut Burgut oyununu en az 5 kişiyle oynayabilirsiniz. Ama ne kadar kalabalık olursak o kadar eğlenceli olacağını unutmamalıyız. Bir kişi tavuk, bir kişi de kartal olur. Kalan oyuncular da civciv olup tavuk olan arkadaşımızın arkasına dizilirler. Kartal olan arkadaşımızın amacı tavuğun arkasındaki civcivleri yakalamak, tavuk olan arkadaşımızın amacı ise civcivlerini kartala kaptırmamaktır. Civcivler birbirlerinin ve annelerinin beline sıkıca sarılırlar. Eğer civcivlerden biri ya da birkaçı kartala yakalanırsa oyundan çıkar. Kartalın civcivleri yakalamış olması için onları kolundan yakalaması gerekir. Kolundan tutamadığı civcivler oyuna devam ederler. Kartalımız dalışa geçti ve bir civcivi daha yakaladı. Şimdi tavuğumuzun tek civcivi kaldı. Umarım onu kartaldan koruyabilir. Son kalan civcivimiz de kartalın eline düştü. Sıra yavruların annesine, yani tavuğa geldi. Genellikle kartalı oynayan arkadaşımız erkeklerden, tavuk ve civcivleri oynayacak arkadaşlarımız ise kızlardan seçilir. Ama dilerseniz karma bir grup oluşturarak da oynayabilirsiniz. Tavuk olan arkadaşımız da yakalandıktan sonra oyunumuz sona erer. Arkadaşlar, vücudumuzun mutlaka meyvelere ihtiyacı var. Her birinin sağladığı fayda farklıdır. Ama genel olarak vitamin açısından oldukça zengin, sindirimi kolaylaştıran, enerji veren mucizevi yiyeceklerdir. Ben bütün meyveleri çok severim. Ama her meyveyi de kendi mevsiminde tüketmeye özen gösteririm. Şimdi meyve gibi tatlı, bir o kadar da eğlenceli olan sıradaki oyunumuza geçelim. Oyunumuzun adı Meyve Sepeti. Bakalım Türkiye'deki arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış, hep birlikte izleyelim. Bugün ne oynayalım arkadaşlar? Meyve sepeti oynayalım. Aynen, kalktık yürüdü çalışıyor. Çok büyük bir ekip oluyoruz. Evet, çok iyi. Beyza, Merve, hadi gelin. Meyve sepeti oyunu, kalabalık bir arkadaş grubuyla oynayabileceğimiz heyecanlı ve oldukça eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ben de oynayayım. Bugün bir oyun oynayacağız, meyve sepeti. Allah'ım. Gönüllü bu, ben olmak istiyorum.
Tamam. Oyuna başlamadan önce ebe olacak arkadaşımız belirlenir. Ben şimdi yerleri belirleyeyim taştan. Diğer arkadaşlarımız ebenin etrafında bir çember oluşturacak şekilde dizilirler. Tebeşir, kiremit parçası ya da iz bırakacak herhangi bir taşla her oyuncunun bulunduğu yer işaretlenir. Daha sonra tüm oyuncular kendisine en çok sevdiği meyvenin ismini seçerler. Seninki sen ver ismini. Herkes kendisi. Senin ayva. Senin çilek. Elma. Karpuz olsun. Karpuza bayılırım. Ben de vişneye bayılırım. Bazı arkadaşlarımızın sevdiği meyveler bir başkasıyla aynı olabileceği için aynı meyve ismini alan birden fazla arkadaşımız da olabilir. Meyve isimleri belirlendikten sonra ebe olan arkadaşımız çemberin ortasına gelir ve hayalindeki meyve sepetinin içinde bulunan meyvelerin ismini söyler. Benim meyve sepetimde kiraz, şeftali, söylenen meyveler hangi oyunculara aitse bulundukları yerden ayrılıp hemen başka bir yere geçmek zorundadırlar. Tabii ebe olan arkadaşımız da. Benim bir meyve sepetim var. İçinde bütün meyveler var. Bütün işaretli alanlar oyuncular tarafından doldurulduğunda kendisine yer bulamayan oyuncu ebe olur. Benim meyve sepetimde vişne, çilek ve şeftali var. Arkadaşımızın meyve sepetinde çok lezzetli meyveler varmış. Olsa da yesek. Bakın orada boş bir yer var arkadaşlar. Acele edin. Şurada. Yok şurada da var. Şurada da var. Benim bir meyve sepetim var. İçinde şeftali, ayva ve karpuzlar var. Arkandaki yeri görmedin mi arkadaşım? Bak diğer arkadaşına kaptırdın işte. İçinde elma, armut, şeftali var. Oo! Bu oyun sayesinde hem reflekslerimizi geliştirdik hem de arkadaşlarımızla birlikte oldukça eğlenceli vakit geçirdik. Ne ne oldu? Benim meyve sepetimde portakal, vişne ve armut var. Oyunun sonunda en çok ebe olan arkadaşımıza bir ceza verilir. Hop ya! Hep ben ebe oluyorum ya. Ya! Arkadaşlar hep Ozan oldu. Ne ceza verelim acaba? Bence tek ayak üstünde dursun. Arkadaşlar tek ayak üstünde durmak yerine türkü söyleyeyim ben daha iyi. Olur! Olur neden olur? Aklın yapısına gün doğmuş kapısına. Ozan'ın epey yanık sesi varmış, öyle değil mi arkadaşlar? İsminin hakkını verdin. Ağzına sağlık Ozan. Yollamış uyandım kokusuna. Eminim çiçekler yollamış uyandım kokusuna. Beyzbol oyununu biliyor musunuz arkadaşlar? En azından bir filmde görmüş olmalısınız. Beyzbol Amerikan kökenli bir oyun ve ilk kez 18. yüzyılda oynandığı belirtiliyor. Ancak bu tarihten yüzyıllar önce bu oyuna çok ama çok benzeyen Türk kökenli bir oyun daha var. Kale oyunu.
Atalarımız çok eski çağlarda bu oyunu beyzboldan yüzyıllar önce oynamışlar ve günümüzde halen oynanmaya devam ediyor. Bosna Hersek'teki arkadaşlarımız aynı oyunu Igrak Plisa İpali adıyla oynuyorlar. Bakalım bu oyun nasıl oynanıyormuş, hep birlikte izleyelim. Bu oyun için 50-60 cm uzunluğunda 2 adet sopaya ve yaklaşık 10-15 cm uzunluğunda 1 adet sopa parçasına daha ihtiyacımız olacak. Oyuna başlamadan önce yere bir kare çiziyoruz. Ardından tam ortasını tıpkı arkadaşımızın yaptığı şekilde kazıyoruz. Küçük olan parçayı kazılan yere yerleştirip elimizdeki sopayla alt tarafından yukarı doğru fırlatıyor ve havadayken tekrar vurup en uzak noktaya göndermeye çalışıyoruz. Küçük parça nereye düşerse rakip oyunculardan birisi onu alır ve bulunduğu yerden kare şeklindeki kalenin içine sokmaya çalışır. Atışı yapan arkadaşımız ise küçük parçaya tekrar vurup onu uzaklaştırmak zorundadır. Eğer vuramazsa düştüğü yerden sopayla ölçüm yapılır. Kaleden kaç sopa boyu uzaktaysa atış yapan takım o kadar puan kazanmış olur. Ardından diğer oyuncu atış yapmayı dener. Eğer yapamazsa sıra tekrar atış yapabilmiş olan oyuncuya geçer. Sıra diğer takıma geçti arkadaşlar. Arkadaşımız küçük sopaya vurmuş olmasına rağmen tekrar karşılamayı unuttu ve diğer takım sopayı kalenin içine sokmayı başardı. Dikkatsizliğin sonucu puan alamadın arkadaşım. Bu takımdaki iki oyuncu da puan alamadı ve sıra tekrar diğer takıma geçti. Ooo, epey uzağa gitti. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam 5 puan kazandılar. Ooo, çok güzel karşıladın arkadaşım. Tebrikler. Bu mesafeden epey puan kazanacaksınız gibi görünüyor. Arkadaşımız kaleden epey ileriye atmış. Öyle değil mi arkadaşlar? Atışı hangi oyuncu yaparsa yapsın, karşılamayı o takımın her oyuncusu da yapabilir arkadaşlar. Genellikle erkeklerin oynadığı bu oyun karşılıklı iki kişiyle ya da takım halinde oynanabiliyor arkadaşlar. Oyunu dilediğiniz kadar uzatabilir ya da belli bir puan belirleyerek o puana ulaşmaya çalışabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz sayesinde hem fiziksel ve zihinsel açıdan kendimizi geliştireceğiz hem de arkadaşlarımızla birlikte hoşça vakit geçireceğiz. Oyunumuzun adı 41 Çubuk. Bakalım Türkiye'deki arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış, hep birlikte izleyelim. Çubukları rastgele olarak düz bir zemin üzerine bırakırız. Ardından bir çubuğu diğerlerinden ayırarak almaya çalışırız.
Oyunu oynayabilmemiz için en az 3 kişi olmalıyız arkadaşlar. Çünkü bu oyun için bir de hakeme ihtiyacımız olacak. Eğer seçtiğimiz çubuğun dışındaki bir çubuk kıpırdarsa hakem der ve sıra bir sonraki arkadaşımıza geçer. Bir çubuk oyunu için 41 tane kürdan ya da aynı sayıda ince dal parçası kullanabiliriz. Gruptaki arkadaşlarımızın sayısı fazlaysa iki takıma ayrılarak da oynayabiliriz. Ama buradaki en önemli kural, bir çubuğu alırken başka bir çubuğu hareket ettirmemektir. Şimdi almasın. Ben arkadaşlar, bu oyun hem dikkat gerektiren işlerde daha başarılı olmamızı hem de el becerilerimizin daha da gelişmesini sağlayacak. Acaba hangi çubuğu almalı? Önce sayalım kimin kazandığı belli olsun. Tüm çubuklar bittikten sonra hakem olan arkadaşımız toplanan çubukları sayar ve kim daha çok çubuk toplamışsa o takım kazanmış olur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, biz kazandık. Sayı üstünlüğüyle siz kazandınız. Türk Dünyası Çocuk Oyunları 1'dir 1 programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Yine farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarımızın oynadığı birbirinden eğlenceli oyunları izleyip öğrendik. Sizler de bu oyunları arkadaşlarınıza öğretmeyi ve birlikte oynamayı sakın unutmayın arkadaşlar. Haftaya yepyeni oyunlarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.